Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay, konuğum. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sami'cim, sen de Bursa'ya hoş geldin. Bursa'nın nabzını tutmak nedense beni çok heyecanlandırıyor. Hmm. Çünkü Bursa'nın nabzı çok yüksek atıyor. Bu rakamlara bakıyorsunuz, rakamlar da bunu doğruluyor. İhracat rakamlarınız kendini gösteriyor. Türkiye sıralamasının ilk beşi içindesiniz. Yurt dışına çok ciddi açılımlar yapıyorsunuz ama sloganınız çok önemliydi. Bursa büyürse Türkiye büyür dediniz. Yola çıktınız. Bugün hakikaten çok farklı bir noktada. Dünyanın geldiği nokta, Türkiye'nin bu içinde bulunduğu konjonktür ve Bursa'yı nereye oturtuyorsunuz bu konjonktürde? Yani tabii özellikle hani genel olarak baktığımızda son 3-4 yıldır gerçekten Türkiye'nin de içinde yer aldığı bu konjonktürde ekonomik olarak dünyada ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemi atlattık aslında. Evet. İşte bizim 2015 yılında kendi iç dinamiklerimiz, iki tane büyük seçimimiz vardı. Ardından 2016 yılında biliyorsunuz bu 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimi. Şükürler olsun, baktığımızda tabii yani dünyada çok az ülkeye nasip olabilecek, hatta herhangi bir ülkenin başaramayacağı o birlik beraberlik ruhuyla Türk milleti bunların altından kalkmayı başardı. Evet. Ardından da tabii işte bu sene Nisan'da biliyorsunuz referandumla yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye aslında önüne yeni bir yol haritası çizmiş oldu. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü iş dünyası olarak biz bugüne kadar hep dillendirdiğimiz ekonomik istikrarın olmazsa olmaz siyasi parçası istikrar. Siyasi istikrar. Yani bunlar Siyam ikizi gibi. Yani bugüne kadar hep bunları dillendiriyorduk ve şükürler olsun. En son Nisan ayındaki referandumda da Türk milleti gerçekten bu konudaki tavrını ve kararını ortaya koydu. Bu yeni dönemde inşallah artık yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle siyasi istikrarın artık hiç bozulmayacağı bir süreçte Türkiye o ekonomik istikrarını ve büyümesini sürdürülebilir kılan adımları da atmış oldu. Ben bunu çok önemsiyorum. Zaten hemen emarelerini görmeye başladı. Yani 2017'nin özellikle ilk çeyreğindeki %5'lik büyüme gerçekten hem ülke için hem de İslam alemi için büyük bir moral oldu. Yani bugün doğal kaynakları olmayan, tamamen endüstriye, sanayiye dayalı bir büyüme modeli seçmiş bir İslam ülkesinde ilk defa bu anlamda Hindistan ve Çin'le beraber dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi konumundayız 2017'de tekrar. Ben bunu biraz 2002-2008 dönemine benzetiyorum. O dönem çünkü o 6 yıl gerçekten altın çağıdı. Hı hı. Türkiye'nin sıçramayı yaptığı, büyümede gerçekten diğer ülkelerle aradaki farkı kapattığı, işte 27. ekonomiden 17. ekonomiye yükseldiği bir altın çağı yaşadık. Ama ardından 2008 global krizle birlikte bütün dünya ile birlikte durağan bir döneme girmiştik. Şimdi Allah'ın izniyle 2017-2018-2024 arası yine böyle bir 6 yıl altın çağı yakalarsak, ki şu anki emareler onu gösteriyor, Türkiye bu orta gelir sendromundan da kurtulacak. Yani bunun için tabii hem bölgelerimizin, hem endüstrilerimizin, hem de kentlerimizin yapması gereken ev ödevleri var. İşte Bursa olarak aslında biz 4 yıldır bu ev ödevlerini yapıyoruz. Yani bizim burada özellikle orta gelir sendromundan bizi kurtaracak olan önemli çıpamız tabii ki orta yüksek ileri teknolojilerde inovasyonu, Ar-Ge'ye dayalı üretimi hakim kılabilmek. Aynen öyle. Şimdi bunu hakim kılmak için tabii ki disiplinler arası, sektörler arası işbirliklerini artıracak organizasyonları, kurumları, yapıları kurmamız gerekiyor. Aslında bizim 4 yıldır temellerini attığımız bütün yapılar bunların bir eseri. Yani bugün mükemmeliyet merkezlerinin merkezi konumuna geldi Bursa. Yani tekstil, teknik tekstil mükemmeliyet merkezimizi kurduk. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge merkezimizde. Şimdi kompozit malzemeler mükemmeliyet merkezimiz kuruldu. Şimdi ardından nanoteknolojilerle ilgili mükemmeliyet merkezimizi kuruyoruz. Ve hemen bunun ardından da özellikle Endüstri 4.0'a geçişte, yani özellikle gelişmiş ekonomilerin ve yüksek teknolojinin olmazsa olmazı olan mikroelektronik ve mikromekanikte de mükemmeliyet merkezlerini, ki bu robotik teknolojiye geçişte bunlar çok önemli. İnşallah bu merkezin altında bunların hepsini ete kemiğe büründüreceğiz. Tabii bunları yaparken, bunları tabii kümelenme çalışmalarıyla, Ur-Ge faaliyetleriyle şirketlerimizi de beraber çalışma kültürünü hazırlıyoruz. Yani burada sadece üniversite sanayi işbirliğinde sıkıntılar yok. Şirketlerimizin birbirleriyle olan işbirliklerinde de sıkıntılar var Türkiye'de. Biz bugüne kadar hep tek başımıza hareket ederek bu noktalara gelmiş, kültürü de biraz daha buna yakın olan bir toplumuz. Şimdi şirketlerimizle beraber iş yapabilme kültürünü de geliştiriyoruz. Artık diyorsunuz ki zeybek oynamayı bırakacağız, halay çekeceğiz. İnşallah. Yani bütün mesele bu aslında. Yani burada işte o senkronizasyonu, ahengi yakalayabilirsek, yani aynı sektördeki firmaların
rakip değil de aynı zamanda bir ortak olduğu bilincini biz şirketlerimize oluşturabilirsek bu hem şirketler arasındaki faaliyetlerin, Ar-Ge çalışmalarının çok daha verimli olmasını, çok daha proaktif olmasını sağlıyor. Hem aynı zamanda üniversiteyle olan işbirliklerinde de bu çok büyük itici güç oluyor. Şimdi eskiden tabii makinayı, tekstili ve otomotivi konuşurken bugün teknolojiyi konuşuyor Bursa. Tabii. Yani dünyada teknolojinin konuşulduğu yer San Francisco Silikon Vadisi. Türkiye'de de Bursa'da çok fazla teknoloji konuşulmaya başlandı ki bunun aslında emareleri ürettiğiniz ürünlerin katma değeri Türkiye ortalaması 1.3 dolarken burada 4 dolar. Şimdi bu onu gösteriyor aslında. Yani şimdi doğru tabii, gidiyorsunuz aynen yani. Aynen öyle. Yani Bursa'nın bir başardıkları var. Bu çok önemli. Yani Bursa Türkiye'nin ihracatı ikinci kenti. Hani ölçek ekonomisi diyorsak ölçek ekonomisi Bursa'da var. Şimdi bu ölçek ekonomisi içinde sizin kilogram değeriniz 4 dolarsa bu bir anlam ifade ediyor. Yani çok küçük bir ihracat rakamında siz 8 doları 10 doları yakalayabilirsiniz ama Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti kilogram değerinde 4 doları yakalıyorsa, 2023 hedeflerini bugünden yakalıyorsa demek ki bu coğrafyanın, bu kentin başarabilecekleri çok daha büyük potansiyeller olduğunu da bize gösteriyor. Fakat artık bizim bu konuşmadan eyleme ve ürüne dönüştürmemiz lazım yüksek teknolojiyi. Aslında bu merkezler artık bunun bir adımı. Yani biz tabii ki Ar-Ge ile inovasyonla ilgili kültürün gelişmesi için 10 küsur yıldır çok ciddi faaliyetler yapıyoruz. Ama bu kültür oluştu artık bu coğrafyada. Artık bunların ürüne dönüşmesi gerekiyor. İşte bu da tabii ki ancak şirketlerimizin, yani endüstrinin bunu başarması önemli. Bunu başaracak yerler de işte örnek olarak aldığımız dünyada birkaç merkez var. Bir tanesi dediğiniz gibi San Francisco, bir diğeri de Almanya, Stuttgart, Baden-Württemberg bölgesi. Hı hı. Şimdi burada özellikle bu endüstrilerin ve şirketlerin o dönüşümünü sağlayan merkezler var. Mükemmeliyet merkezleri dediğimiz merkezler var. Bu merkezlerde aslında otomotiv sektöründe çalışan bir firmamız savunma sanayine geçebileceğini görüyor burada. Tabii. Yaptığı çalışmalarla. İşte makine sektöründeki bir firmamız havacılık sektöründe de bir parça üretebiliyor, bir önemli ekipman üretebiliyor. Yani işte esasında bu merkezler bu şirketlerimizin bütün yetenek matrislerini çıkartıp bu şirketlerimizin bugünkü güçlü olduğu alanlarla birlikte gelecekte Türkiye'nin söz sahibi olacağı alanlarda da ne tür ürünler üretebilir, ne tür çalışmalar yapabilir? Bunları şirketlerimizle beraber öğreniyoruz aslında. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Aslında yani öğrenme aslında şurada başlamadı mı Sayın Burkay? Şimdi bir ekonomi muhabiri olarak baktığım zaman ekonomi tarihinde özellikle son 15 yıldır hani ekonomi yönetiminin istişare kültürüne çok ciddi önem verdiğini görüyorum. Tabii. Sizlerle olan diyalogları da çok iyi. Bu kültür yerele de yansıdı. Mesela siz de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu bir kişi olarak değil bir ekip olarak yaptınız. Burada doğru yönlendirdiğiniz için burada ön plana çıkıyorsunuz. Burada da o istişare kültürünün meyveleri alınmıyor mu bugün? Tabii yani sadece düşünmek ve bilmek, görmek yetmiyor. Bunu hayata geçirmek önemli. Yani siz hayata geçirdikleriniz kadar varsınız. Yani bugün bu coğrafyada. Bu anlamda da paydaşları mutlaka oyunun içine katmak gerekiyor. Yani bizim Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak, Bursa olarak bir şeyi görmemiz, fark etmemiz, işaret etmemiz bir şey ifade etmiyor. Onu sektörle birlikte, diğer dinamiklerle birlikte kavrayarsak, sahiplenirsek o zaman bu bir ürüne dönüşüyor. İşte bizim esasında burada hayata geçirdiğimiz bu. Bu konsey yapılanmalarıyla, Ur-Ge ve kümelenme çalışmalarıyla şirketlerimiz bunları gördü. Ve şu anda bütün projelerimiz şirketlerimiz tarafından sahiplenildiği için başarı geliyor. Ve bu anlamda da tabii ki özellikle merkezi hükümet ve ilgili bakanlıklar gerçekten başta Sayın Başbakanımız olmak üzere yani bu işin ciddi anlamda yürütücüsü konumunda. Bizim de tabii ki Bursa olarak önümüze koyduğumuz vizyon ve projeler merkezi yönetimin de vizyon ve projeleriyle çok uyumlu. Böyle olduğunda da tabii ki bu kadar yatırımlar, bu kadar büyük projeler merkezi hükümetin destekleriyle hayata geçiyor. Bugün bahsetmiş olduğumuz mükemmeliyet merkezlerinin yatırımlarının büyük kısmını ilgili bakanlıklarımız karşılıyor. Başta Kalkınma Bakanlığımız, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız. Yani bu bakanlıklarımızla birlikte biz gerçekten bunları ete kemiğe büründürüyoruz. Çünkü hedefler ortak hedefler. Ve bu hedefleri yakalayabilecek merkezler de çok fazla yok ülkemizde. Yani bugün özellikle işte Marmara Havzası, Ege Akdeniz Bölgesi baktığımızda bütün yüksek teknolojiyi yönetebilecek, üretebilecek, yani Türkiye'nin zenginliğini üretecek
Beyin takımı da burada. E siz hep bu Marmara Havzası'nın zaten dünyada ön plana çıkması gerektiğini vurguluyorsunuz. E çünkü dünyada da böyle. Yani bugün Amerika dünyanın bir numaralı ekonomik gücü. Ama orada baktığınızda Amerika'yı Amerika yapan bütün beyin takımı işte Kaliforniya, San Francisco bölgesi. Almanya işte teknolojik olarak, üretim olarak hepimizin bildiği bir gerçeklik var. Yani Almanya'nın ihracatı Çin'in üzerinde. Tabii. Baktığımız zaman nüfus kıyaslamasına neredeyse 13'te 14'te bir nüfus çok daha fazla ihracat yapabiliyor. Ama oranın zenginliğini üreten de Baden-Württemberg bölgesi. Yani buraları Almanya'nın ortalamasının %60, %70 üzerinde. Hem gayri safi milli hasılasında kişi başına düşen gelirde, Ar-Ge harcamalarında. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Bursa, işte diyoruz ki 1.3 dolar Türkiye'nin kilogram ihracat değeri, Bursa'nın 4 dolar. İşte işsizlik verileri %8'in altında Bursa'da. Türkiye ortalamasının altında. Çok altında ki OECD ve Avrupa Birliği'ndeki 27 ülkenin de en iyilerinden biri Bursa. E şimdi bütün bunlar demek ki bütün ülkelerde özellikle bizim bu orta gelir sendromunu ve tuzağını atlatabilmenin yolu zenginleşebilmek. Zenginleşen merkezler çok önemli. İşte bu da tabii ki Marmara Havzası. Bizim Bursa merkezinde olan Marmara Havzası. İşte burada çok güzel mekansal planlamalarla birlikte bizim endüstriyi, turizmi, tarımı ve bütün ekonomik olguları çok iyi planlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Şimdi İbrahim Burkay başkanlığından itibaren burada bir anlayış değişti. O anlayış galiba yeni pazarlar bulma, yeni ülkelere ihracat yapabilme ve klasik üretimin dışında teknoloji yoğun üretim yapabilme. Bunlar, bu anlayış değişikliğinin sonuçlarını ve meyvelerini aslında bugün görmeye başladık. New York'ta bir ticaret merkezin projeniz hayata geçiyor. Yani bu artık gelinen zirve noktalardan bir tanesi. Yani şimdi tabii üretmek çok önemli. Yüksek teknolojiyi de üretmek çok önemli. Ama neticede bunu tüketiciyle, yani talep edenle buluşturmak çok önemli. Yani burada da tabii ki uluslararası, global arenada mutlaka iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor. Bunun da tek şeyi var, dış ticaret. Bizim sınır ötesi dediğimiz, özellikle uluslararası arenada Türkiye'nin ve Bursa'nın algısını yükseltecek ve burada ürettiğimiz ürünlerin o pazarlarda hak ettiği değeri bulacak organizasyonları gerçekleştirmek. Bugün tabii yaptığımız bütün çalışmalar aslında, işte Türkiye'nin ikinci ihracatçı kenti diyoruz. Ama bizim en büyük hedefimiz 50 yıl sonra da Bursa'nın yine Türkiye'nin ihracatında ilk 3 kentin içinde yer almasını sağlamak. Bunu yapmak için tabii ki Bursa'daki bütün oyuncuları bizim global oyuncu haline getirmemiz gerekiyor. Yani geçmiş yıllarda biz elimizde bavul dünyayı dolaşır mal satardık. Evet ve bireysel ama, yapardık bunu. E tabii 20 yıl önceki bu metot, iş modeli artık çok fazla iş görmüyor. Özellikle dünyada korumacılığın hakim olmaya başladığı bu dönemde birçok pazarda sizin yerel oyuncu olmanız gerekiyor. O yerel pazarda hedef pazarınız hangisiyse, hedef ülkeniz hangisiyse o sektörlerde mutlaka şirketlerimizin orada yerel oyuncu olarak o pazarı ellerine geçirmesi gerekiyor. İşte bunun için de Türk Ticaret Merkezleri çok önemli. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte götürüyoruz. Nihat Bey'le, Sayın Bakanımız gerçekten bu işe ciddi emek veriyor. Bütün bürokratlarıyla, müsteşarımızla birlikte. E şimdi bakıyorum onlarla yaptığımız projelerin hepsinde şirketlerimizle birlikte gerçekten çok önemli organizasyonlar yapıyoruz. İşte ilkini New York'ta açacağız 2 hafta sonra inşallah. Hemen Manhattan'da tam merkezde. Çok önemli bu. Ardından Moskova var, Dubai'si var, Londra'sı var. E şimdi baktığımızda biz de tabii Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak özellikle Bursa'nın dış ticarette önem verdiği, çok bizim için gerçekten pazar değeri olan ülkelerde bu merkezleri oluşturup şirketlerimizin oradaki maliyetlerini minimize edip organizasyonları yürütmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Bunlar çok büyük itici güçler. Şimdi şirketlerimiz için. Sayın Başkanım, %80 Türkiye bebek ve çocuk konfeksiyon ve tekstilin %80'i Bursa'da yapılırken, bu dün de aslında Türkiye lideriydi Bursa. Tabii. Ama bugün bu ürünleriyle dünyaya daha kolay açılıyor. Ve bu yapılan merkezler sayesinde. E tabii yani şimdi aslında dünyayı iyi okumak lazım. Çünkü dünyada üretim nasıl batıdan doğuya kayıyorsa, özellikle fuarcılık başta olmak üzere birçok bu tip organizasyonlar batıdan doğuya kayıyor. Bunu iyi okuduğunuz zaman İnsanlar artık bu tip organizasyonları, kongre olsun, fuar olsun, üretimin merkezinde gerçekleşmesini istiyorlar. Şimdi %80 üretim Bebe'de, Bursa'da ama fuarı yoktu.
İşte otomotiv sektöründe de aynısı geçerli. Diğer sektörlerde de aynısı geçerli. Biz ne yapıyoruz? Şu anda Bursa'yı özellikle pazarlamanın en önemli enstrümanlarından bir tanesi nedir? Fuarcılıktır. Fuarcılıkta da bir merkez konumuna getirmeye çalışıyoruz. Yani geçen sene biz 14 fuar yaptık. Bu sene hedefimiz 16 fuar yapmak. Yani işte bunun bir tanesi de bebe çocuk fuarı. Ki ülke olarak baktığımızda bu sektörün üretiminin %80'i Bursa'da. Toplam baktığımızda ihracattaki artışa bizim şu anda Urge faaliyeti yaptığımız bebe çocuk konfeksiyon sektöründeki şirketlerimizin ihracatı neredeyse Türkiye bebe sektörünün ihracatının 10 katının kadar fazlası var. Evet. Şimdi bunlar neyle oluyor? İşte yurt dışındaki bu faaliyetlerle. Bizim sektörümüz daha önce sadece Laleli ve Rusya pazarına mahkumdu. Biz şimdi dünyanın her tarafına alıcı getiriyoruz. Bakın bugün bebe fuarının açılışını yaptık. Şu anda 1000'in üzerinde alıcı var. Her taraftan ama. Amerika Birleşik Devletleri var, Avustralya var, Avrupa var, Almanya var, Afrika var, Rusya var. Şimdi baktığımız zaman şirketlerimizin pazar çeşitliliği o şirketlerimizin dış ticaretini sürdürülebilir kılıyor. Yani bizim ihracattaki en büyük sıkıntımız aslında şirketlerimiz bir yıl tek bir ihracat yapmış. Bakıyorsunuz ikinci ihracatı yok. Yani sürdürülebilir değil. Tek bir siparişle işi bitirmiş ondan sonra kendi dünyasına geri dönmüş. Ama şimdi biz bu faaliyetlerle senede iki kere onları yurt dışına götürüyoruz. İşte burada yaptığımız iki fuarla her sene iki kere 2000-3000 alıcıyı onlarla buluşturuyoruz. Bu sefer RPT'si ve siparişlerin tekrarı artmaya başladıkça şirket de dış ticarete dönük bir yapıya bürünmeye başlıyor. İşte bu da tabii ki şirketlerin pazar çeşitliliğiyle birlikte daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasını da sağlıyor. Şimdi bunları biz bütün sektörlerde uyguluyoruz. İşte mermer sektöründe blok mermer fuarı yaptık. Şu an dünyadaki tek blok mermer fuarı Bursa'da. Ve her fuarımızda şu anda 2000'in üzerinde Çin'den Hindistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya'ya kadar çok büyük alıcı gruplarını getiriyoruz. Ve bunların hepsini Ekonomi Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Yani şu anda gerçekten hükümetimiz, ilgili bakanlıklar, yani Türkiye'nin ekonomik anlamda bir çıta yukarıya çıkması için çok büyük projeler üretiyorlar ve bunları da reel sektörle beraber yapıyorlar. Yani bu istişare kültürü gerçekten neredeyse bütün kurumlarımızda çok hakim. Yani bugün dünyadaki teknoloji üretiminde ve diğer alanlarda bizden çok daha güçlü olan ülkeler çok önemli krizler yaşarken Türkiye bunları hafif atlatabiliyorsa gerçekten bu işbirliği ve koordinasyon sayesindedir. Yani bu anlamda ben tabii başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, ilgili bakanlarımız gerçekten reel sektörle bu işleri dizayn etmede, işte en son biliyorsunuz meclisten üretim reform paketimiz çıktı. Evet. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'nün hazırlamış olduğu gerçekten mükemmel bir paket. Yani biz artık Türkiye'de yabancı ve yerli yatırımcının önünü açacak adımları atarak hep söylem olan işte üretime ve ihracata dayalı büyüme modelinin artık ete kemiğe büründüğü bir an oldu bu. Teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği, evet, ve yeni aslında ihsas organize sanayi bölgelerinin de gerçekleşeceği bir Bursa'ya doğru gidiyoruz. Yani var olan yapının dışında. Yani şimdi Bursa'nın en önemli özelliği Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesini kurmuş 1961 yılında. Şimdi 200'ün üzerinde organize sanayi bölgesi var. Bugün aynı zamanda OSPÜK'ün genel kurulu da yapıldı. Ben seçilen yeni yönetime, Memiş Başkanımıza da yeni yönetime de hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. İnşallah. Şimdi bu alanlar çok önemli ama yani sizin yüksek teknoloji, inovasyon, Ar-Ge yapmanız kadar iş modellerinizi de güncellemeniz gerekiyor. Yeni iş modellerine ve yeni projelere ihtiyacımız var. Şimdi bizim de yeni endüstri bölgeleri üretmemiz gerekiyor. Yani eski organize sanayi bölgesi mantığıyla bunları yönetemezsiniz. Günümüzü yönetemezsiniz. Geleceğe şekil veremezsiniz. İşte aslında bizim Bursa'da Teknosab'ı oluştururken önemli çıktığımız buydu bizim. Doğru. Yeni nesil endüstri bölgesi, sanayi bölgesi. Nedir bu? Altyapısıyla, lojistik merkezleriyle, her şeyle maliyetleri aşağı çekecek. Çünkü biz bu coğrafyada artık ucuz iş gücü ve ucuz elektrik peşinde değiliz. Biz burada çok daha organize olmuş yapılarla, altyapısı güçlü, Endüstri 4.0'ı çok rahatlıkla hayata geçirebileceğiniz, lojistik köylerinin merkezlerinin olduğu, lojistik maliyetlerin minimize edildiği, sektörler arası işbirliklerinin en güçlü seviyeye geldiği, içinde mükemmeliyet merkezleri olan, teknoloji üniversitesi olan bir yapıyı hayata geçirdiğimizde işte bu şirketlerimiz
dünyayla rekabet edebilir, konuma gelebilir. İşte esasında Teknosab'ın çıkış noktası bu. Aslında akıl terini çalıştıranların buluştuğu yer olacak değil mi? İnşallah, orası? İnşallah aynı şekilde dediğimiz gibi. Yani bugün yüksek teknoloji şirketlerinin tamamının ilgi alanı Teknosab. Ve çok kısa zamanda bu noktalara geldi. Ve 2018'de inşallah biz öyle ümit ediyoruz ki orada artık fabrikaların inşaatları başlıyor ve bacaları tutuyor konumuna gelip o Türkiye'nin o sıçramasını sağlayacak orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişin de merkezi konumunda olacak Teknosab. Şimdi var olan sanayinin de kendini aslında yüksek teknolojiye uygun olarak öyle spesifik ürünler ürettiğini görüyoruz ki Bursa'da dünyada tek yapıyor mesela. O konuda dünyanın en iyisi olmuş. Evet. Ciddi, ciddi yatırımlar yapılmış. Ama bu teknolojiyle beraber olmuş. Ya var olan klasik sanayi ciddi bir kabuk değiştirmiş ve kendini Endüstri 4.0'a hazırlama yolunda o anlamda ciddi adımlar atmış ve insana bu anlamda yatırım yapmış. Şimdi zaten Türkiye'nin en önemli paradokslarından bir tanesi bu. Aslında ciddi bir kabiliyet var. Ciddi bir birikim var. Şirketlerimiz gerçekten işte bugün Boeing'inden işte Airbus'una kadar NASA'da birçok projenin içinde yer alan Türkiye'de ki bu kümelenme çalışmalarında biz bu şirketleri fark ettik. Doğru. Ve birçoğu aslında ürettiği parçanın yani bir mekiğin veya da bir önemli savunma aracının parçası olarak bilmiyor. Farklı bir proje olarak kendisine verilmiş. Öyle biliyor. Ama bu şirketler bu kabiliyette. Yani hem teknolojik olarak bu kabiliyette hem de bilgi birikimi olarak bu kabiliyeti. Fakat bizim ihtiyacımız olan ana sanayi. Neticede bunları bir araya getirip de bir ürüne dönüştüren ana sanayiye ihtiyacımız var. Evet. Yani bu anlamda ben tabii bu yeni dönemdeki özellikle yeni teşvik politikalarına yerli otomobil de dahil hükümetin ortaya koymuş olduğu bizim PPP dediğimiz Private Public Partnership yani kamunun da içinde yer aldığı ortaklıklarla bu ana sanayilerin şekillenmesine ve bu platformlarda gerçekten bu kabiliyetlere sahip şirketlerimizin de bu platformun içinde yer alıp artık Türkiye'nin kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi mekiğini yapacağı dönemler şu anda önümüzdeki hedef bunlar. Şimdi bunları da yapabilir miyiz? Zaten yapıyoruz. Zaten şu an yapıyoruz. Evet. Sadece bunları bir araya getirecek organizasyonlara ihtiyacımız var. Gruplara ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Bey zaten bu konuda artık inisiyatif de aldı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Ve inşallah Rıfat Bey bir işi aldıysa Allah'ın izniyle hakkından gelir o işin. Ve öyle ümit ediyorum ki ben yerli otomobil de Türkiye'de en kısa zamanda hayata geçecek. Yerli otomobil niçin önemli? Yani bugün dünyada en büyük 10 ekonomiye bakın. Otomotiv sektöründeki 10 ülke bu 10 büyük ekonomi. Yani sizin 10 ekonomi içine girmeniz için mutlaka kendinize ait ana sanayiniz bir otomotiv üretiminiz olması gerekiyor. Yani bugün biz işte otomotivin %60'ını 70'ini zaten yapıyoruz. Yani yerli otomotivi yapmakta ne var? Bu böyle bir şey değil. Sizin kendi markanız, kendi ürününüz olması zorunda. Ana sanayi size ait olmak aslında zorunda. Tesla yani bunlara gibi dışarıdan strateji ve vizyon konulmayacak. Bu direkt içeriden milli ve yerli stratejilerle, vizyonlarla yürütülecek. O yüzden Cumhurbaşkanımız buna çok önem veriyor. Çünkü tarih boyunca hep onu gördük. Yani birçok firma, otomotiv firması araba yaparken tank yapmaya başlamış, uçak yapmaya başlamış. Yani bir ülkeyi var eden tüm unsurlar aslında çıkış noktası ana sanayi burası. O yüzden Türkiye'nin de bu konuda mutlaka ana sanayiye sahip olması gerekiyor. Bu atılan adım bence çok önemli. İnşallah kısa zamanda da bunu hayata geçirip realize etme imkanımız olur. Bununla birlikte çünkü ben havacılıkta da çok büyük adımlar atacağımıza inanıyorum. İşte Bursa'da bir firmamız Almanya'da Alman kartalını satın aldı. İnşallah kısa zaman içinde, birkaç sene içinde onu Türkiye'ye taşıdığımızda çünkü burada önemli olan sivil havacılıktaki akreditasyonlar. Şimdi bu şirketle birlikte bütün bu yolu da kendinize açmış oluyorsunuz aslında. Ardından iki kişilik eğitim uçaklarından diğer modellere geçmek çok mümkün. Bunlar küçük adımlar gibi gözükebilir ama aslında bu alanda yapılan gelişmelere baktığımızda gerçekten hep bu şekilde başlamış.
İşte Türkiye artık bunları konuşuyor ve bunları hayata geçiren bir ülke konumunda. Zaten İbrahim Bey, teknolojiye dayalı yatırımları konuşmazsak bizim bu orta gelir tuzağından kurtulmamız da mümkün olamaz. Endüstri 4.0'a geçişimiz de mümkün olamaz. Burada sanki Bursa'da teknolojiye dayalı yatırımların daha fazla konuşulacağını ben sizin cümlelerinizden alıyorum. Sanki Bursa'nın belki de üreteceği araba dünyanın en akıllı arabası olacak. Belki petrole bağımlı olmadan çalışan bir araba olacak. Belki beyni çok gelişmiş bir araba olacak ki aksesuarları olmayan, var olan markalara farklı anlamda rakip olabilecek bir araba olacak. Zaten var olanı değil, geleceğin arabasını tasarlamak burada önemli. Yani şu anda zaten birçok alandaki otomotiv sektöründe de öyle. Yani Tesla örneğini o yüzden biraz önce tabii, söyledim. Teknoloji çok hızlı değiştiği için o zero point dedikleri bir sıfır noktası var. Yani o alanda bu sektöre girdiğiniz anda geçmişe ait bütün dezavantajlarınızı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Bence bu çok büyük bir aslında fırsat. Ama bunu değerlendirebilmek gerekiyor. İnşallah kaçırmayız. Bunu değerlendiririz. Çünkü Türkiye için bu çok önemli. İslam coğrafyası için bu çok önemli. Bir de tabii ki bizim dış siyasette gerçekten o 3 saatlik, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfus ve dünya ekonomisinin neredeyse 1/4'ünden fazlası bu coğrafyada şekilleniyor. İşte bu coğrafyayı da bizim çok iyi kullanmamız gerekiyor. Yani bu coğrafyadaki ilişkileri çok iyi şekil vermemiz, buradaki dış ilişkileri çok iyi realize etmemiz gerekiyor ki bugün gelişmiş olan ekonomilerin baktığımızda neredeyse ekonomik zenginliklerinin %50'sinden fazlası yine çevre ülkelerinden kaynaklı, kendi coğrafyalarından kaynaklı. O yüzden Türkiye'nin gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak bizim önümüzde hep komşularımızla olan ilişkileri çok iyi manipüle ediyorlar. Ve burada Türkiye'nin pozisyonunu işte eksiye çevirip o gelişmeyi biraz daha ötelemek için çok büyük bir gayret var dışarıdan. Tabii onlar kendi üzerine düşenleri yapacaklar. Onların görevi o. Ama bizim de görevimiz tabii ki bu coğrafyayı aynı bu mantıkla çok iyi realize edip aslında işte kalkınmanın o 1,5 milyar nüfusun aynı hedefe kilitlemek. Nasıl 79 milyon Türk insanı aynı hedefe kilitlendiğinde bütün saldırılara ve ataklara karşı göğüs gerebiliyorsunuz. Özgürlüklerinizi ve demokrasinizi sahip çıkabiliyorsunuz. Bu çok önemli. İşte bu coğrafyayı da buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafyanın zenginliği hepimiz için büyük bir kıymet. Bunu komşularımızla da çok iyi paylaşıyor ve anlatabiliyor olmamız lazım. Çünkü zenginliğin en önemli fırsatlarından bir tanesi bana göre komşularla gerçekten ilişkileri çok iyi realize edip, çünkü otomotiv sektöründe ana sanayi kurduğunuzda sizin bu coğrafyaya bu araçların hepsini dağıtabilmeniz gerekiyor. Havacılıkta da aynısı, savunma sanayinde de aynısı. Yani oralara ulaşabilmek tabii ki önemli ama önemli olan sizin standartlarınızın orada geçerli olması, sizin teknolojinizin, sizin ürünlerinizin o coğrafyada dolaşıyor olması. Sadece insanınızın dolaşması yetmiyor. Bu anlamda işte bu coğrafyalara girdiğinizde bakıyorsunuz karşınıza Alman standartları çıkıyor. Teknolojik olarak Fransız, İngiliz teknolojileri çıkıyor. İşte bu coğrafyayı bu şekilde de şekillendirecek güce sahip tek ülke Türkiye. Bu gücünü de katma değere dönüştürerek aslında dünyanın büyük ekonomiler arasında adını yazdıracağını İnşallah. İnanıyoruz. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay konuğum oldunuz. Sağ olun. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra hani şu bahsettiğimiz çocuk ve bebek hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil ürünlerinde Bursa nereye geldi? Evet. Hakikaten onu konuşacağız ama kısa bir reklam arası. Sakın bizden ayrılmayın. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin